Hepinize selamlar. Canlar kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hepiniz iyisinizdir inşallah. Bizler de çok şükür iyiyiz. Hayırlı cumalar diliyorum. Bugün cuma aynı zamanda. Vallahi günlük telaşlara başladık. Nilay'ı uyuttum. Yatırdım. Bakalım ya Allah ya Bismillah deyip evi bir toparlayacağım. Yani ev toplama şöyle. Bütün odalarım toplu. Dağınıklığım yok. Ama işte çamaşır toplamam lazım. Ondan sonra şu koli geleli 3 gün oldu. 3 gündür şu koliyi yerine yerleştiremedim. Kaldı mı kalıyor. Yapamıyorsun yani, yok. Şurada 2-3 parça bulaşığım falan var. Çocuklar kahvaltı yaptılar. Bu kameramı birazcık aşağıya indireyim şöyle. Azıcık yamulmuş. Ne yapıyorsunuz? Sizler ne yapıyorsunuz? Bugün iftarda, iftar hazırlıklarınızda, yemek menülerinizde neler var? Benim bugün patatesli tavuk, tavuklu patatesli bir böyle bir fırın tepsi yemeği yapıp fırına süreceğim. Yemeye başlayacağım. Şu an ailen diyorum. Çocukların hepsi okulda. Onları gönderdik. Postaladık okula. Nilay'ı uyuttum. Ama çünkü o her an uyanabilir diye yemek işine şimdi girmiyorum. Ali çocukları okula bıraktıktan sonra çarşıya kadar gitti. Çarşıdan dönecek. Dönünce ben yemeği yaparım. En azından uyanırsa Ali bakar. Şimdi yemeği yarım da bırakamazsın. O yüzden dedim işlerimi yapayım. Nilay uyanırsa, iş kalsa da olur. Sorun olmaz yani, anlayacağınız. Sizler ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok canlarım? Ben biraz grip hali var benim üzerimde. Hani şey değil öyle. Geçen hani ben çok böyle hasta olduğumda serum yedim ya. O kadar değil. Ama şuralar dolu. Burnum tıkanıyor. Zaten sesimden de belli. Gece daha çok tıkanıyor burnum. Şimdi ben bunu ne yapayım? Sabah çocukları kahvaltıya yaptım. Biraz yediler, biraz kaldı. Bunu kedilere mi versem, ne yapsam? Nilay'a ilaç içirdim. Ondan sonra ilaç içirdim. Karnını doyurdum. Uyuyor bakalım. Yani şöyle bir saatte uyusam, bir saatte ben vallahi dünya kadar iş yaparım da bizim kız uyumuyor. Yani kucakta olursa güzel uyuyor. Ama kucakta olmayınca, sizi şu tarafa alayım. Zaten akşamdan ocağım mucağım temiz. Ama Ali sahurda kirletmiş, şimdi fark ettim. Neyse. Az sinirleri böyle çok fazla bir şey yok. Şu çıkan bulaşıkları hemen makineye düzüleyim. Sonra dışarıda çamaşırlar var, toplanacak. Onları toplayayım. İşte şu kutu yerleşecek. O kutuyu yerleştiririm inşallah. Fırsat olur da yerleştiririm inşallah. Kaldı mı kalıyor. Bir de var ya, nereye yerleştireceğimi de bilmiyorum ha. Yani şuradaki ekmek dolabının altı biraz boş. Oraya yerleştiririm herhalde. Ortadan kalksın da artık. Nereye girerse gitsin yani. Nereye yerleştirebilirsem yerleştireceğim. Yeter ki artık ortadan kalksın. Yani artık o derece. Burada oldu. Burada dolmuş gibi. Makine yapacak başka bir şey de yok zannedersem. Şu şey var, tava var. Onun içindekileri küçük bir tabağa koyayım. Onu da koyayım, makineyi çalıştırayım. Yıkanır yıkanmaz da hemen şey yapayım. Yerleştireyim ki iftar sonrasına bana kolaylık olsun. Dün akşam yemekten sonra dedim Aytuğ'a, sen makineyi boşalt. Bugün sen boşalt makineyi dedim akşam yemeğinden sonra. Onun da ödevi varmış. Ellemedim, karışmadım. Dedim tamam, önemliyken sen ödevini yap yeter ki dedim. O öyle ödevini falan uğraştı. Mutfak yine bana kaldı. Şurada kayınvalidemden gelen yemek kapları var. Onları ayarladım da. Bugün yaptığım yemekten gönderirken bunları da şey yaparım artık. Çorba falan göndermişti. İşte şu kaplar falan. Bak bir sürü birikmiş valla. Bunları göndereyim kadıncağıza. Hadi bakalım sen yıkan. Makineye de çamaşır bak. Aa, bunun parlatıcısı kalmamış. Tuzu da bitmiş.
Bakayım. Vallahi parlatıcı bizde de kalmamış. Ana hiç kalmamış, bitmiş. Ali bugün markete de uğrayacaktı. Dün markete uğradı. Dibinde bir şey kalmış, şey kalmış. Boşa gitmesin. Benim gene bunu da. Dün markete gitti de ben un al, işte yumuşatıcıyı unutmuşum da un al demişti. Un almamış. Fark etmemiş yazılı yazdığım yerde. Yumuşatıcı al dedim, un al dedim marketten. Çerez al dedim şeyden, hattandan. Ondan sonra onlar gidecekti işte, bakayım. Şunları elimle yıkayım vereyim. Geçen börek yapmıştım. Ondan önceki gün de poğaça yapmıştım. Unum az kaldı. Dedim bunu al. Ramazan ayı, çocuklar böreği çöreği seviyor. Yaparım. Zaten yarın, hayır, yarın cumartesi, yarın Ali evde. Dur bakalım. Bugün şu tavuk çıkarttım şeyden, buzluktan çıkarttım tavuğu. Onu bugün yapayım da. Ay şunları önce bir dünkü videomda göstermiştim. Bu da ıslanmış ya. Bunu atayım dışarıya. Bak ne yapacak bunlar. Birlikte burada gelecek. Havlular falan. Dünkü videomda göstermiştim size. Saklama kapları aldım diye de. Elimde yıkamıştım dün ilk olarak. Çok iyi oldu bunlar ya. Bunları kaldırayım yerine. İşte böyle maydanoz. Ay bismillah. Maydanozlu yeşillikli koymaya. Ne bileyim, havuç, salatalık böyle içi, bunun içine koyup da dolapların, rafların arasına koymaya falan iyi olur diye düşünüyorum. Bakalım. Valla fiyatlarını da unuttum ama ya, ne kadardı? 3-4 tane aldım ben. Ha, birine tatlı koydum, doğru ya. O gün revani yapmıştım ya. Ay hem çok lezzetli olmuş. Gerçekten harika olmuştu tadı. Hem de yani kime verdiysem çok lezzetliydi. Sadece bir tık şekeri fazla olmuştu. Bazı takipçilerim de demiş şeker şey diye. Bunu buna koyalım. Bir tık şekeri fazla diye. İşte mesela benim tepsim büyük ya. Borcamda yap falan diyenler olmuş. Aslında ben de yaparken kararsız kalmıştım. Borcamdan mı yapsam, tepside mi yapsam diye. Şöyle düşündüm, yani borcamda çok kalın olabilir diye düşündüm. Sonra tepside yapayım dedim. Tepside de gerçekten biraz ince oldu. Takipçilerim de demiş ince oldu Göknur demişler. Evet hakikaten ince oldu. Bir dahaki sefere borcamda yapacağım. Yani geniş dikdörtgen borcam aldım ya, maalesef o fırından sığmıyor. Benim fırın küçük biraz. Yuvarlak borcamda yapabilirim. Kare borcamım var. Kare borcam da biraz daha yuvarlak borcamdan daha dar ve daha sıklat olur. Yani böyle çok aşırı kabarır onda da. O da güzel olmuyor. Yani revani şu kadarcık olsun yeter yani. Şöyle olsa yeter kalınlığı. Yuvarlak borcamda yaparım. Yuvarlak borcamla benim yaptığım ölçü tam olur bence. Öyle düşünüyorum. O tatlı da bitmek üzere. Tekrar bir tatlı yapayım diyorum. Aklımda bir şey var da. Bugün geçti artık. Zaten marketten alması lazım onun malzemelerini Ali'nin. Yarın da yapamam da öbür güne belki yaparım. Yarın Ali ile başka işlerimiz var. Çünkü bizim biraz çarşı, pazar, AVM falan bir takım işlerimiz var. Şimdi bunu oraya sığmam. Bunu şu tarafa koymam lazım. Şurada bir boşluk çıkarmam lazım. Bakalım nasıl bir boşluk çıkaracağız burada. Artık buraya da koya var ya. Sığmıyor hiçbir şey. Arkası. Şu sürahiye yukarı koyacak bir yer yok mu ya? Şurada boş yer yok mu acaba? Genelde ben böyle bu taraflarda boş yer olurdu, koyardım dedim ama şurada var. Şurada biraz şey yer, boş yer var da biraz düzensizlik var. Orayı bir düzenlersem boş yer olur. Burada mesela sukuklar, muluklar var. Şu var. Hadi bunu buraya koymuş. Yukarı koymuş. O var. Sukuklar burada elimin altında kalsın. Bunlar bana lazım olur. Şurası boş. Heh, tamam. Buraya koyduk. Şöyle çekirsem tamamdır. Okey. Bunu da koyduk. Bunlarda kağıt var. Ben doğum yaptığımda hastaneye getirmişti kağıt bardak alıp. Onu da
rafın en üstüne koymuş. Orada da kalmıştı. Ah, şimdi en alt çekmeceye attık. Bakalım. Şimdi burada böyle bir boşluk çıkacak gibi. Gibi. Ay bu şişeyi de buradan kaldırayım. Ondan sonra şunlar bu tarafa giderse, bu da bu tarafa giderse burada buna yer çıktı. Çıktı. İşte bu kadar. Biz hanımlar böyle bunlar, bu şişeyi de bu tarafa. Buna yazın su koyuyorum. Şimdi su koyulmuyor diye orada en alttaki duruyordu. Şurada aldığım suluklar, sapasağlam suluklar. Ama neden kullanamıyoruz? Şu suluğu Yakup kullanıyordu. Yakup, burası biraz sert olduğu için, hakikaten sert. Yakup bunu dişiyle açıyor. Yani kapalı ya şöyle. Dişiyle açmaya çalışıyor. O dişini kıracak. Korktum. Dedim olmaz. Bunu aldım ondan. Öbür BİM'den aldığım sulukları koydum. O BİM'den aldığım sulukların da neyinden memnun değilim? Kapak kısımları var ya. Şu şuraları çok girintili. Şu kısım da, şuralar da girintili, çıkıntılı böyle. Çok şey birikiyor. Siyahlaşma oluşuyor. Bu da sağlık açısından zararlı. Bir ara iptal ettim. Kaldırdım o sulukları, iyice yıkadım. Kaldırdım, dedim bunları kullanmayın dedim. Şunu çıkarttım. Yakup bunu ben kullanmam diyor. Benimle dalga geçerler diyor. Kız suluğu kullanıyor derler diyor. Bak görüyor musunuz? Çocuklarımızı uyarmamız lazım. Dalga geçilmez. İnsanlarla dalga geçilmez. Hiçbir şeyle dalga geçilmez. Bunu öyle, bu ailenin suluğuydu. Aile şimdi öbeteki suluğu kullanıyor. Bunu kullanmıyor. O daha çok hoşuna gittiği için. Yakup'a bir ara verdim. Sonra şey diyor işte. Ben bunu kullanmam diyor. Bana diyor kız suluğu kullanıyor derler diyor. Böyle duruyor. Sapasağlam duruyor. Bu öylesine. Ay Yakup'un dişini kırdı. Aytu kullanmıyor. Biraz çocuk işi gibi geliyor ona. Aylin de erkek suluğu diye kullanmıyor. Allah'ım yarabbim. Neyse ben Aytu artık bunu aldım son çare. Bu da diyor koku yapıyor anne diyor. Bilmiyorum artık. Koku yapıyor diyor. Su içinde biraz kaldığı zaman diyor. Koku yapıyor diyor. Atamıyorsun da yani, ne bileyim işte. Belki yazın su koymaya kullanılırsa. Dolaba su koymaya falan. Öyle duruyor işte, neyse. Kalsın bakayım şurada. İşte böyle canlar. Şimdi şunları hemen kaldırayım. Nilay'ın biberonu. Bu biberon, bir de bunun küçüğü vardı, o nerede? He, su var içinde, doğru ya. Bu biberonu, bir de bunun bir de bir boy küçüğü var. Takipçim göndermişti hamileyken, sağ olsun. İyi insanlarla karşılaşmak da bir nimettir. Gerçekten Allah'a çok şükür hayatımda gerçekten çok iyi insanlar var. Ve ben bunların birçoğunu daha hiç görmedim bile. Takipçilerim sağ olsunlar. Benim zor günümde, dar günümde hep bana yetiştiler. Her türlü destek oldular. Allah hepsinden bin kere razı olsun. Ayaklarına taş değmesin. Evlatlarına sağlık sıhhat nasip etsin. Yuvalarına huzur versin inşallah. Kurban olurum Allah'ım. Ben bunu her zamanki gibi yine unutuyorum. Çalışıyor ama önceden bir şey yapmış herhalde. Şimdi çalıştırayım. Makineye de Nilay'ın çamaşırlarını attım ama Ali'yi bekliyorum. Hazırladım yani, attım derken hazırladım. Çalıştıracağım. Ali'yi bekliyorum, yumuşatıcı getirsin. Vallahi iki seferdir yumuşatıcısız atıyorum. O çocuğun örgü yelekleri var ya, sert oluyor. Ama yumuşatıcı koyup biraz da böyle düşük ayarda sıktırdığım zaman yumuşacık, puf puf oluyor o örgüler, örgü yelekler. O yüzden yumuşatıcı getirsin de öyle şey yapacağım. Şunun da altı delinmiş ya.
Galiba altı mı denilmiş? Ne altına böyle şey akıtmış, ben anlamadım. Şöyle sıyırayım şurayı ama. Deterjan koymuştum içine. Şöyle yıkayayım şuraları. Gelmedi ya. İşi uzun sürdü herhalde. Şu kivileri yemedik. Dün akşam gene unuttum o kivileri şey yapmayı. Vallahi ben zaten akşam kendimi bile unutuyorum. Akşam oldu mu? Ah. Dün akşam yemeğinden sonra, yani Ramazan'ın ilk gününden beri yemeği yiyoruz. Koştura koştura, zaten evde küçük bebek olunca da, yani küçük bebeği olanlar beni anlar. İftarı zor hazırlıyorum, inanır mısınız? Koştura koştura, çocuk ağlaya ağlaya iftar hazırlıyorum. Biraz Aylin şey, biraz Aylin tutuyor, biraz Alper tutuyor, biraz ya Aytu tutuyor kucağında. O tutuyor, bu tutuyor, yok. İlla beni istiyor. Yani karnı aç olmasa da, artık anneyi tanıyor ya. Karnı aç olmasa da beni istiyor. Hocam temizdi ama Ali sahurda bir şeyler hazırlarken azıcık kirletmiş. Ondan sonra ama ocak temizliğidir, şudur budur, bunlarla öyle çok oyalanmayacak valla. Dışarıdaki çamaşırları hemen toplayıp, çamaşırlar kurudu mu hemen toplamak lazım. Yoksa bizim bu yollar kazıldığından beri çamaşırları hemen toplamazsa şey kokusu oluyor. Toz kokusu oluyor. Şimdi dün serdim ya, kurudu, hemen toplayayım. Hiç bekletmeyeyim. Bu arada konudan konuya giriyorum. Ramazan'ın ilk gününden beri Nilay iftar saati oldu mu? Kıza bir şeyler oluyor. Kız durmuyor ya. İftar saati sanki biliyor, annemin işi var. Ben annemin işi, anneme iş yaptırmayın. Başlıyor ağlıyor ağlıyor. Karnını doyuruyorum, ediyorum. Bazen karnı aç. Tamam, bebek karnı aç oldu mu ağlar, o normal. Karnı aç olmasa da bas bas bağırıyor. Ben kucağıma alırsam susuyor. İlla beni istiyor. İşte anneyi tanıyor artık. 3 ay bitti, 4. ayın içinde. Anneyi tanıyor, anneyi biliyor. Böyle gözümün içine bakıyor. Kurban olurum şimdi, uyanırım uyanırım uyanmadan şu çamaşırları toplayıp. Şu an sesi çıkmıyor. Sesi çıkmıyorken çamaşırları toplayıvereyim. Vallahi benim... Arka balkon terliğim ön balkona gitmiş. Nasıl gitmiş bilmiyorum. Çocuklar bazen içi yapıyor. Ses ya. Kapının sesini uyanabilir. Ah alayım. Oh, ay ne güzel hava var dışarıda ya. İnanır mısınız? 2 gündür. Yani büyük bir ihtimal ben bugün de hiçbir balkon sefası yapamayacağım. Balkonda dün hiç balkona falan çıkamadım. Hiç balkona çıkıp oturamadım. Hava günlük güneşli. Bugün hava bozdu. Sabah yağmur. Bir yağmur yağıyor. Bir yağmur yağıyor. Ay okula giderken. Ama güzel. Yağmuru da özlemişiz yani. Şimdi canlar. Şuradan başlayayım toplamaya. Güzellerim. Hemen şunları koyacağım. Bunlar da var. Bunları şuradan giderken alırım. Şöyle top şey yapayım da. Sepetin en üstüne koyarım bunları. Bunlar okula gidecek. Okulun kıyafetleri bunlar. Yakup şey Aytok işte üstüne ayran döktüğünde öğretmenleri oradaki kıyafetlerden giydirmişler. Thank you.
Yağmur sonrası hava temiz ama. Çok güzel. Tertemiz bir hava var. Patatesim var mı benim? Akşam yemeği için var, yeter. Aslında patatesi, soğanı çuvalla alacaksın ama işte buraya koyuyorsun. Burada her yer güneş görüyor benim. Bu arka balkon. Ha, şuradan başlıyor güneş. Sabah böyle dolana dolana akşama kadar. En son ikindin güneşi sebzeliğe vuruyor. Sebzeliği nereye koysam orası güneş. O yüzden çok alamıyorum. Fazla alamıyorum yani. Ya, bugün cuma. Bak gene unuttuk biz. Pazara gidecektik. Dur Ali'yi arayayım da en azından. Ya da başka pazar. Yarın pazarına gideriz. Bizim öbür evin oradaki pazara gideriz. Bugün artık yetiştiremez o. Zaten markete de gidecek. Zor. Bunları ayrı attım. Beyazlarla atmadım. Aklınıza öyle bir şey gelmesin. 3 parça. Biri Aytuğ'un okul forması. Diğeri okulda unutulan kayıt eşya deposunda olan kıyafetler. Yine okul forması ve ceket. İşte Aytuğ üzerine ayran dökünce öğretmeni sağ olsun ilgilenmiş. Kayıp eşya deposundan kıyafetler almış. Giydirmiş ona öyle ıslak ıslak ayranlı ayranlı gezmesin diye. Bunları pazartesiye göndereceğim. Bunları öyle kısa programa atıverdim dünden. Önce beyazları yıkamıştım, sonra bunları. Neyse ben bunları içeriye bir koyayım. Yemeğimi koydum canlar fırına. Ne olur ne olmaz. Yemeğimi ben erkenden pişireyim. İftar saati de tekrardan ısıtırım. Çünkü elektrik kesintisi falan çok oluyor bizim burada. Yine böyle bir elektrik kesilir, bir şey olur. Sıkıntı olur bizim için. Yavaş yavaş böyle tavuk ayarında yavaş yavaş pişireceğim. Alt üst. Sonra ben bu arada hemen mutfağı toparlayayım. Unum var. Bunu hemen olduğu gibi kaldırayım. Kalemin aldığı market alışverişini hemen kaldırıvereyim. Çerezi zaten yapacağım. Karıştırıp koyacağım. Çamaşır makinemi çalıştırayım. Şampuanla banyoya koyayım. Banyodaki dolaba da bu sığmaz gibi geliyor bana. Şu yumuşatıcı. Ay çok güzel kokuyor ya. Eski kutu mu? Yok canım, eski kutu falan yok. Attım yani. Bir eski kutu falan bırakmıyorum. Bıraksaydım onu boşaltırdım. Bakarız ya. Şuraya kapının kenarına koyarım. Sorun değil. Üstten almasız olur. 800'de sıktıracağım. Çünkü şeyleri çok sıktırdığın zaman iyi olmuyor. Gül örgüleri. Haydi. Gidiyor mu canım? Evet, gideyim. Tamam. Şunu şuraya koyarım ya. Bakayım bakayım. Gerçi denemedim ama sanmıyorum sığacağını. Evet, yüksek bayağı belli. Şuraya kapının arkasına koyarım, bir şey olmaz. Çok güzel kokuyor ama. Ya sen bu taraftan mı geldin? Demin. Ben aldım, tamam mı? Ben. Sen yaparsın da güzel olmaz mı? İyi olmaz mı? He? He? Hadi bakalım. Ali Bey'i bir uğurlayalım. İşine gönderelim. Dualarımızı edelim.
gençlerimizi, çocuklarımızı okula veya işe gönderirken arkalarından dua etmeyi unutmuyoruz değil mi hanımlar? Bir saksayalım da bir tane hemen biber tohum atayım onun içine de. Şimdi mi? Şimdi değil yani. Yarın, var yarın, ben, yarın hadi şimdi. Var mı saksı? O topraktan atalım da ben sana göstereyim şunları. Yarın sen ne? Tamam şunları atalım. Çok işimiz var. Ne işimiz var ya? Ekoma da gidip oradan büyük saksı ve marketlerden de hazır toprak almamız lazım. Aha da Aykut da geldi. Aytuğ'un servisi geldi. Şimdi tohumlar var. Şey yap oradaki şeyi at sen hadi. Ne işine? Şeyleri. Boş kutu. Ya şimdi burası. Gel gel yok. Var gel. Vaktim yok ha. Sonunda vaktim yok. Tamam buradan oturacak. Acı. Hoş geldin anne. Bana mı aldın? Yok. Abi dün okuldan gelirken almış. Akşam iftardan sonra hepsi paylaştı. Alper bunu çok seviyor dedi ki oruçta tutuyor ya. Bizim okulun orada diyor satılmıyor Aytu dedi. Hadi. Sizin okulun orada satılıyor. Bana bundan bir tane al dedi. Almış abisine. Hadi. Telefonla oynayalım ben. Görmüyorum telefonu. Allah'a emanet ol. Hadi Allah'a emanet ol. Allah. Hoca resmine çok güzel de olmuş dedi. Ha? Gerçek mi? Evet. Aferin oğluma. Dün resim çizdi ve resim ders ödevi için, dersi için. Anne çocuk ne istiyor? Neydi Aytu senin istediğin neydi? Çöp şiş. Çöp şiş mi? Şeyde var, Migros'ta var. Oradan alırız, yarın gideriz. Yarın iş çok, hangini yapacaksak. Yarın için planlarımız var bakalım. Dediğim gibi dün Aytu bunu, bak abisinin söylediğini unutmamış. Dün akşam almış Aytu. Çocuklar için yani. Aslında Aynur ve Yakup için almış bu pamuklu şekeri. Çok seviyorlar. Aytuğ'un okulunun kapısında pamuklu şekerci var, satıyor. Ben öbür evde otururken de çocukları almaya gittiğimde her gün benden pamuklu şeker isterlerdi. Neredeyse hemen her gün bir dönem almıştım. Şimdi Alpergül'ün okulu lise olduğu için tabii lisenin etrafında böyle yemişçiler falan olmaz. Aytu dün şey dedi abisi, Aytu dedi ben buna doyamadım, sen bana yarın alır mısın dedi. Almış abisine, o işte diyor ya, kıyamıyor abisine, almış. Kardeşlik böyle güzel bir şey işte. Bunu şimdi yalnız Yakup'un görmemesi lazım. Görürse tutturur, ben istiyorum diye iftardan sonra. O yüzden şuraya koyayım. Sakladım Aytu onu. Dolabın üstüne koydum, tamam annem. Şu senin telefonunu kaldır. Şimdi ben ne yapıyordum? Burayı toparlıyordum. Evet, işim yarım kalmasın. Kapıyı kapatmadım. Kapıyı kapatayım. Tezgahın üstü toplanacak. Önce kapımızı kapatalım. Şöyle Nilay'a bakalım görünmeden. Beni görmesin. Beni görürse anlıyor. Bakar mısınız? Televizyon seyrediyor. Ay. Görüyor musunuz? Ay görecek miyiz? Kapat kapıyı. Allah'ım ya. Kafasını çeviriverdi. Şey, şundan ekeceğim diyor Ale. Bu çok acı zehir gibi bir biberin tohumu var içinde. Yarın bundan ekeceğim diyor da burada mı kalsın canım? Mutfakta beklesin. Şunu ocağın yanına koyarım. Unutmayız inşallah. Ne diyeceğim? İlahi. İlahi. Ali oraya yeri, büyük bir milderim vardı benim çekyatın altında. O büyük milderi çıkarmış. Kenarlarına da yastık koymuş. Oturmuş şeyi seyrediyor işte. O neydi o yarışmanın adı? Hani bizi davet ettiler ya, yarışmaya çağırdılar ya. Mutfak bahane. Demin gelinim mutfakta dedim değil mi? Yanlış söyledim. Mutfak bahaneyi seyrediyor. Allah'ım ya. Şimdi şey, kaynanam iyi seyrediyor bu mutfakta, mutfak bahane programını kaynanam çok seyrediyor. Arada gündüzleri geliyor benim yanıma. Geldiği zaman mutfak bahaneyi acele ediyor, ne oldu diyor. Açıyorum ben de, ah diyor gitseydik diyor, biz diyor ne güzel işler yapardık orada diyor. İşte Ali, sen, ben diyor, üçümüz diyor. Hani bizim mutfak bahane programına gitmemizi
tek engel çocuklarımızın okulun olması maalesef. Hani küçük çocuğum, okula gitmeyen çocuğum olsaydı çocuğunu da alıp gidebiliyorsun yarışmaya. Orada çekimler esnasında çocuklarla ilgilenenler var. Bakıcılar var. Ama tabii benim ortaokula giden var, liseye giden var, ilkokula giden var, anaokuluna giden var. Olmuyor maalesef. Hangi birini ben bırakıp gideyim? Olmaz. O yüzden biz vazgeçtik gitme işinden. Sonra ilerleyen zamanlarda böyle yine bir fırsat olursa olabilir, değerlendiririz. Şimdi kaynanam ne zaman gelse mutfak bahaneyi açıyor, ne diyor, ne oldu diyor, altınları kim aldı diyor. Bir de orada youtuberlar var, otuklar var biliyorsunuz, eğer izleyenler varsa onlar, çok seviyorum o aileyi de. Onlar da var, onlar bak ilk girdiği günden beri, bir ay oldu neredeyse, bir aydan beri şeydeler, yarışmadalar. Maşallah iyi gidiyor yani yarışma. Aydın kapıyı açandım, abim geldi herhalde. Ondan sonra ah diyor, gidemedik diyor, gitseydik diyor. Ben dedim hani kaynanamın zaten bir şeyi olmaz. Hani gelirse ne yapacak? Orada gelecek, bir yemeğin tadına bakacak. Bu kadarcık yani. Ah diyor, gidemedik diyor, gitseydik diyor, ne güzel yapardık diyor. Dedim. Efendim? Bir abla geldi. Geliyorum annem. Bir disk gelmiş. Bakalım Geldim canlar. Böyle bir şeyler satanlar falan oluyor ya. Öyle birisi gelmiş. Şurayı hemen alelacele toplayıvereyim. Şurada küçük bir şey parçası var. Şunları da alayım. Hepsini kedilere, arka balkonda kedilere verelim. Sabah kalan yumurta şöyle ve biraz bir parça tavuk eti. Bunlar da kedilerin tabağı da çok ileride. Şuraya bir yere koyuyorum. Buradan da şuradan koyuvermesi zor oluyor ya. Şuraya bir yere mi koysam? Ne yapsam o kedilerin tabağını? Evet, bazen çamaşır seriyorum ya. Çamaşır serince çamaşırların altından koymak çok zor oluyor. Temiz şey yapayım. Şöyle. Şurada kalsın. Birisine. Oradan yer. Kediler oradan gelir yer. Orayı da süpürmem lazım. Orayı bir süpürmeyeyim de. Kedilerin yediği yer biraz kirlenmiş. Baksanıza. Şurayı bayağı bir orayı leke yapışa yapmışlar. Baksanıza. Ekmek sırıntısı var. Sırıntısı iyice şey olmuş. Vardı. Onları kedilere koydum. Çevireyim de şöyle. Aç şuradan aşağı. Kedilere buraya koyma. Şu tabağı da unutmayayım. İçerini koyayım. Sen ne yaptın? Ya bizim evde oturdum. Yaptım işte. Tavuklu patatesli bezelyeli havuçlu karışık koydum ben şimdi fırına. Pişiyor. Yeni koydum daha. Beraber yeriz. Yanına da pilav yaparım. Yapma yemek bulduk. Beraber yeriz. Tavuk şabanya var. He? Tavuk şabanya var. Tamam. Banyayı da koyarık. Bir de pilav yaparsın. He? İyi sadece aşağı. Geç içeri. Tartıcılar geldi. Tamam. Cephe'den görüştük, konuştuk. Yok. Vallahi kızı. Ali televizyonun karşısına yere minderi koydu. Kenarlarına yastık koymuş. Yatırmış. Mutfak bahaneyi seyrediyor. bir görsen halini var ya, gül gül öldü. Bakıyor. Neyse, öyle yaparken ben de işte yemeği falan koydum. Mutfağı toplayayım. Aslında tatlı bir şeyler yapasım vardı benim. Ama tatlım da bir, yani şu tatlı bitmeden de tatlı yapmak istemiyorum. İsrafa gider yani, şu bitmedi. Abi bir şey kaldı. Bunu bugün bitirelim. Yani ondan sonra tatlı yapayım değil mi? Bakayım, benim aslında aklımda çok güzel bir tatlı var. Söylemeyeyim, sürpriz olsun size. Şimdi. Birkaç gün sonra ondan yaparım. Bugün bu tatlıyı yer bitiririz. Ondan sonra yarın yapardım ama yarını yapamam.
Çünkü dediğim gibi yarın Ali ile bizim başka planlarımız var. O işleri halledelim. Sertifalar, AVM işlerimiz var. Oradan bir şeyler falan alınacak, edilecek. Onlar var. Pazar günü olur mu acaba? Bilmiyorum. Bakalım. Pazar ya da pazartesi. O tatlıyı yaparım sizlere. Kapıya bak kuşum. Şunları hemen yıkayıvereyim. Kızlar. Abindir oğlum. Demin... Ha? Ha, annenle mi? Tamam. Geçiyor mu içeri? Balkona mı geçiyorsun? Geç geç içeri. Ben dur şunları yıkayayım. Geliyorum hadi. Kapat kapını da. Annem de içeri geçti şimdi. Nilay'a gülüyor. Ben arada gidip kapıdan bakıyorum Nilay'a. Böyle oturmuş. Bir dikkat. Mutfak bahaneyi seyrediyor. Allah'ım gül gül ölüyorum. Onun o halini bir görseniz. Ve bir videoya çektim ama bu videoda mı olur? Hangisinde olur? Allah orasını bilemiyorum. Neyse annem geldi. Annemle otururken. Boş durmak yok Gözünür. Biraz önce beyazları toplamıştım çamaşır olarak. Dünden attığım beyazları toplamıştım. Hemen onları katlamaya başlayayım. Boş durmak yok bize. Ben... Kaynanam geliyor mesela böyle. Gündüz. O geldiği zaman... Tabii Ramazan öncesinden bahsediyorum. O geldiği zaman kahve yapıyorum. Alıyorum çamaşırımı da. Katlanacak çamaşırlarımı da elime. Hem kahvemizi içiyoruz. Hem sohbetimizi yapıyoruz. Hem televizyonda ya işte bu ATV'deki mutfak bahaneyi seyrediyoruz. Gelin kaynana. Hem de bir yandan çamaşırlarımı katlıyorum. Böyle büyüklerle kahve içerek sohbet etmeyi ben çok seviyorum. Çünkü onların sohbeti daha farklı. Yani onlar daha hayat tecrübesi olan insanlar bizlerden. Biz onların hayatlarından her zaman için şuraya bir yere bir askı yapmam lazım. Şunları böyle asmak. Şuraya asıyorum. Olmuyor. Burada elimin altında bana sıkıntı oluyor. Bir de şuraya aç kapa yaptığım zaman arasına sıkışıyor, olmuyor. Şuraya dolabın şu kenarına askılarından alayım. Yapışan askılar var ya, ben ondan alayım iyisini. İşte büyüklerle dediğim gibi sohbet güzel oluyor. İşte kaynanam da geldiği zaman kahve yaparım ben. Otururuz. Katlanacak çamaşırım varsa da öyle boş boş oturmam yani. Katlanacak çamaşırım da varsa alırım yanıma. Bir yandan kahvemizi içeriz gelin kaynana. Bir yandan sohbetimizi yaparız. Ben bir yandan çamaşırımı katlarım. Bazen o da çamaşır katlamama yardım eder de bugünlerde onun bileğinde sıkıntı var. Doktora gitti. Sinir sıkışması varmış bileğinde. Ondan dolayı böyle bir şey sardılar. Eldiven gibi böyle bir şey sardılar. Bir ay mı oldu, 1,5 ay mı oldu, uzun zamandan beri o elinde tutuldu. Elini hissetmiyordu böyle, bir şeyi tutamıyordu. Şimdi diyor yavaş yavaş artık diyor tutmaya başladım diyor. İyi yani şimdi. Büyüklerimiz daha tecrübeli, hayat tecrübesi var. Anlatır mesela benim kaynanam oturduk mu eskileri anlatır. Severim yani ben böyle büyüklerle sohbeti. Öyle gelin kaynana kahvemizi içeriz, sohbetimizi yaparız. Şimdi de ana kız içeride oturalım. Ha, kahve içemeyeceğiz Ramazan dolayısıyla. Ramazan'dan sonra gene böyle ana kız, gelin kaynana kahvelerimize, sohbetlerimize devam ederiz inşallah. Şimdi çamaşırlarımı alayım, annemin yanına gidip hem oturalım, sohbetimizi yapalım. Ben de biraz çamaşırlarımı katlayayım. Yemeğim de ocakta pişiyor. Ocakta diyorum pardon, yemeğim de fırında pişiyor zaten. Canlarım. Nilay kuşum ağlamaya başladı ama ben hemen 5 dakika içinde şunları... Şu dolabın içine yerleştireceğim. Ali'ye iş yerinden böyle her sene, her Ramazan'da Ramazan kolisi veriyorlar. Bu sene de verdiler. Sağ olsunlar. Hayır yapanların Rabbim hayırlarını kabul etsin. Kat kat sevabını versin inşallah. Ha, ben şey yapacaktım ya. Bir tane.
Makarnaları şu tarafa dökün. Pirinçleri bu tarafa dökün. Ayrı yere koyacağım. Çayı yani kutuda geliyor evet ama erzaklarla beraber koymak istemiyorum. Burada bir tane daha. Şu tuzu tuzluğa boşalttım. Mercimek var. Şeker. Salça. Salçayı dolaba koyayım. Emin de olamıyorum. Hava şu an soğuk ama biz burada ılımaya başladı bile yani. Bunda ne vardı? Un vardı. Bunda pirinç vardı. Bunu dolaba koyacağım. Allah, şu kutuyu da atılacak. Şurada kalsın. Bana da mercimende mercimek alacağım çünkü yani götüreceğim. Tamam. Ramazan kolisine. Nereye gidecek koliler? İhtiyaç sahipleri. İyi, çok güzel oğlum, yaparız. 1 kilo mercimek alın falafesiye. Tamam annem. Falafesi okula yazacağım da şimdi layı da al da üstünü değiştireceğim. Bir dakika, şunları bir çıkarayım da. Sence? Tavuk sevdiğin yemek. Değil mi? Tavuk. Fırında patatesli. Tavuk. Güzel. Alper'in en sevdiği yemeklerden. Sade göğüs. Sen seversin. Bayılırsın. Kemik de güzel oluyor. Gerçi Alper seviyor. Kemiğinden etini ayırmayı çok seviyor. Ama elimizde göğüs vardı oğlum. Bir dahaki sefere kemikli yaparım senin için. Butla falan yaparım. Şimdi çamaşırlarımız çıktı. Nilay Kuş'un çamaşırları. Anneciğim, bir şey söyleyeceğim. Ailini Yağmur'u almaya... Kim gidecek? Nilay dağılıyor. Şu kutu çöpe gidecek. Ben gitmek istemiyorum. Çok kullanılır ya. Ay, döktüm. Aylin'i aldım, geldim okula. Biraz dinlendim. Şimdi kalktım geri işlerin başına. Yokuşu çıkınca yorulmuşum bayağı valla. Ay bizim buranın da bu yokuşu işte. İnsan öyle bir yoruyor ki. Anlatamam size. Şurada temiz. Şunu. Hepsini bir karıştırır mı biraz? Ali almıştı bugün. Çerez aldı. Biraz şunu karıştırayım. Çamaşır var. Nilay'ın çamaşırları. Onları koyacağım. Balkonu bir süpürüp silmem lazım. Ay.
iyi oluyor şu çerezler akşamları var ya. Alıyorum böyle. Akşam yemekten sonra oturuyoruz çayla. Ya bir varsa dizimiz dizi izleyerekten, yoksa şey biraz daha karıştırayım. Yoksa dizimiz film falan açıyoruz. Çekirdek, çerez böyle iyi oluyor. Şu küçük şeyle şunu koyması daha iyi olur. Anneme de almış. Annem de diyor akşamları diyor otururken diyor canım çekmiyor diyor. Onun da işte yedikten sonra dizi falan seyredelim değil mi? Şimdi şöyle elimle alayım ki dibinin iyice tuzunu kutunun içine koymayayım. Yani böyle her yerden çerez alınmıyor. Bizim İskenderun'da her zaman taze taze Haktan diye bir çerezcimiz var. Böyle büyük bir yer. İskenderun'u takipçilerim bilirler. Lokum, şekerleme, çerez. Ne ararsanız var. Ne ararsanız. Kuru baharat, kuru yemiş. İşte ne bileyim ya, aklınıza ne gelirse. O lokumların envai çeşidi. Kahve yanı şekerlemelerin envai çeşidi. Öyle çok ki. Şimdi bunu şeye koyayım ben de. Şeyi de şu tarafa. Bunu koyayım yerine, akşam yeriz çocuklarla. Şu çamaşırlarımı bir hemen arka balkona götüreyim, sereyim. Ay ne kadar güzel kokuyor. Ali yeni şey aldı. Yumuşatıcı Bingo Soft aldı bugün. Yumuşacık olmuş, yumuşacık. Oh, bu da kızımın Nuray teyzesinin ördüğü yeleği. Çok güzel. Ellerine sağlık, sağ olsun. Çok da yakışıyor böyle pembiş pembiş kızıma. Bunu babaannesi örmüştü. Ama şey, Nilay'a değil. Bunu babaannesi Yakup'a örmüştü. Şimdi Nilay giyiyor. Ay bu kadar güzel kokuyor ki Bingo Soft. Bir de bebekler için özellikle galiba önünde bebek resmi var. Bebek yumuşaklığı mı? Öyle bir şey yazıyordu. Ay var ya, sabahtan beri ben ayaktayım. Bu kadar yorulmamıştım şu yokuşu çıkana kadar. Şu Esentepe yokuşu dediğiniz zaman meşhur yokuştur burası. Bu yokuşu çıkana kadar vallahi yorulmamıştım. Sabahtan beri evi temizliyorum, yemek yapıyorum, Nilay'la ilgileniyorum falan. Bu kadar yorulmamıştım. Bu yokuşu çıktım. Yorulduğumu hissettim. Bu da anneannesinin ördüğü. Sinan, minicik minicik. Bunu da anneannemiz örmüştü. Minnacık. Kendisi gibi. Benim de yazmalarım vardı. 2 tane. Onları da attım makineye. Oh, güzel kokmuş valla. Ay, çocuklar yola indiler. Okuldan, daha yolda okuldan gelirken Aylin diyor ki anne ben yolda Ecrin'le oynayacağım. Tamam kızım dedim, oynarsın.
Yemeği yedikten sonra anca var ya yemeği yiyoruz. Bulaşığı yıkamamışsam yemekten hemen sonra kafam rahat oldu. Bulaşığı da yıkamışsam ondan sonra oh diyorum bugünü de bitirdik. Bir de şey yatsı namazını kılınca kafam rahatlıyor. Ay çocuk sesi ne kadar çok bağırıyor bunlar. Siz de duyuyor musunuz bilmiyorum. Yoldan acayip ses geliyor. Balkonu süpüreyim, sileyim. Dün değil, evvelsi gün süpürmüştüm, silmiştim. Dün süpürmedim. Bugün bir süpürüp silme işi yapayım. Ondan sonra da zaten mutfağa geçerim. İfşar hazırlığına başlarım. Nilay uyuyor. Nilay uyuyorken mutfağı da halledeyim ben. Mutfak değil, aman balkonu. İftar saati hazırlıkları canlar. Yemeğim fırında pişti. Pilavım pişiyor. Kayınvalideme yemek gönderdim. Bezelyeli tavuk yemeğinden gönderdim. Kayınvalidem de bana böyle etli bulgur pilavı göndermiş. Ne alacaksın? Tamam git al. Böyle etli bulgur pilavı göndermiş. Kayınanam sağ olsun ellerine sağlık. Şimdi ben diğer yemekten de pilavın pişmesini bekliyorum. Anneme göndereceğim.